Yaşanan 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası acaba depreme hazır mıyız sorusunu tekrar gündeme getirdi. Ee, hayata bağlayan önemli maddelerden biri de deprem çantası. Deprem çantasının önemi nedir ve e, ana malzemeleri nelerdir? Öncelikle e, tüm ülkemize geçmiş olsun dileklerimizi ileterek sözlerime başlamak isterim. E, çok yerinde çok doğru bir soru sordunuz. Ancak doğru bildiğimiz yanlışlar var. Deprem çantası diye bir çanta yok. Acil durum çantası diye bir çanta söz konusu. Sadece depremde değil, depremsel ve benzeri afetlerde ve acil durumlarda kolaylıkla alıp çıkabileceğimiz bir çanta oluşturmamız gerekli. Bu da e, acil durum çantası diye e, bizim tanımladığımız bir çanta. Neler olmalı? Gelin hep beraber bir bakalım. En öncelikli unsurlardan bir tanesi bir radyo ve pilli bir radyo olmalı. Çünkü şarjlı malzemelerin elektrikle ilgili elektriğe çabuk ulaşamayacağımız için ömürleri kısa olabilir. Dolayısıyla pili bir radyo ile daha uzun süre bu bilgi kaynağından yararlanabiliriz. Resmi kaynakların yayınladığı, AFAD'ın yayınladığı bilgileri takip edebilmemiz için bir radyo öncelikle çok önemli. Çantamıza bir radyo koyarak sürece başlayabiliriz. Daha sonra bir ilk yardım çantasına ihtiyacımız olacaktır, muhakkak ki. Bir ilk yardım çantası oluşturmalıyız. Ee, i̇çindekilerin kontrolü sıklıkla yapılmalı. Eksilen malzeme varsa yenilenmeli. Bir ilk yardım çantamız mutlaka ve mutlaka olmalı. Ömürlü malzemelerden bir tanesi tabii ki pek çok noktada kullanacağız bir ışık kaynağında, fenerde kullanacağız, bir radyoda kullanacağız piller var. Bu pillerin mutlaka ve mutlaka yine tartlarını kontrol edilip tazelenerek belli periyotlarda çantamızda bulundurulması önem arz ediyor. Fener yine bizim önemsediğimiz temel başlıklardan bir tanesi ışık kaynağına ihtiyacımız olduğu zaman bir yağmurluk mesela. Çok önemli e, arz eden, yine çantamızda olması gerekenlerden. Özellikle çöp torbaları, bunlar çok önemli. E, çantamızda bulunması gereken temel malzemeler, hijyen bir sabun, temizlik bizim için yine çok önem arz eden bir yapı. Şu an Elazığ ve Malatya'yı düşünelim. E, gece sıcaklıkları... Eksi 10, eksi 12'leri buldu. Ee, özellikle arkadaşlarımız operasyon sahasından bize bildirdiklerinde. Ee, süreci takip ettiğimizde ilerleyen günlerde hava şartlarının mevsimsel olarak daha zorlaşacağını biliyoruz. O zaman çantamızda ne olmalı? Mutlaka bir e, battaniye bulunmalı. Ve e, özellikle kışlık giysilerle ilgili bizi üşütmeyecek bir malzemeyi de içinde bulundurmakta fayda var.